Karadeniz derbisi diyelim mi? Ona da değinelim. Sonrasında sevgili Haldun Damaç'ı konuk alacağız. Çaykur Rizespor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Aa çok özür dilerim. Pardon. Bir Karadeniz havası alacağız deyince bir an dedim ki bunu da konuşuruz Haldun Damaç. Tünaydın, tünaydın. Günaydın. Evet, izleyicilerimiz gerçekten çok dikkatli. En ufak bir noktada yanlış yaparsak hemen onu bize ifade ediyorlar. Tabii ki bu aslında bizim sevineceğimiz, hoşumuza gidecek bir durum. Demek ki bizi çok dikkatli bir şekilde izliyorlar. O da güzel bir şey yani. Öyle bakmamız lazım. Karadeniz havası tabii alırız her zaman. Bu arada Dubai çikolatası, Trabzon çikolatası muhabbetini de dinledim. Ay yani denediniz mi Haldun Bey? Dubai çikolatasını değil de Dubai pastasını denedim. O nedir ya? Güzel. Yeni yeni şeyler güzel. Mi çıktı bir saniye? Evet, o malzemeyi pastanın içerisine yerleştiriyorlar. O malzeme dediğimiz bir şey bildiğimiz yani Türk kadayıf baklava yani. Evet, çikolata, fıstık ve şeyi kadayıfı koyuyorlar. Aslı da imrenecek şimdi ama yapacak bir şey yok. Ama kadayıf deyince de ben yine şöyle bir şey söyleyeceğim. Kadayıfın 10 numarası Giresun'dadır. Yani onu da söyleyeyim çok özel bir. Onun için bak yani. Bir şey söyleyeceğim. Benim kütüğü artık Giresun'u alalım bence. Programın kütüğünü ya falan da alalım. Ona göre yani Giresun'da efsane bir yani gidenler mutlaka yerler ve üstelik de sen gelmediğin için sana ikram edemedik. Hem yerler hem de paketleyip şehirlerine götürürler. Öyle bir şey var. Ama Trabzon çikolatası konusu da yani şunu söyleyebilirim. Gerçekten Trabzon bu konuda çok dinamik, aktif. Hemen karşılık verebiliyor birçok yeniliğe. Onu söylemem lazım. Ama tabii bildiğimiz bir şey var. Onu biraz es geçtik galiba. Ben onu da söyleyeyim. Madem çikolata deyince İstanbul Beyoğlu çikolatası diye bir çikolata da var yani. Şimdi kameraman arkadaşım da biraz var. Önce ona değindi. Yani gerçekten evet. Çok güzel şeylerimiz var. Hiç unutmuyorum lisedeyken işte Türkçe öğretmeninizle böyle Türk kelimeler üzerine böyle konuşuyorduk. Dedik ki yani mesela dünyaya armağan ettiğimiz Türkçe kelimeler neden yok? Yani biz neden kelime alıyoruz? Türkçe öğretmenim çok güzel bir şey söylemişti. Bu üretimle alakalı dedi. Ürettiğin şeyin ismini koyarsın ve koyduğun şeyi yayarsın biraz. Mesela Türklerin dünyaya sunduğu kelime yoğurttur. Yanılıyor muyum? Yoğurmaktan evet. Yoğurt bir Yok, isim mi? Yok yanılmıyorsun. Yoğurttur. Evet. Yani gayet. Mesela Trabzonluların böyle bir ürünle çıkıyor olması, fındık ezmeli çikolata üretiyor olması, ya yani popülizme karşı demek istemiyorum ama konumlanması her konuda böyleler. Ya çok hoşuma gidiyor ve yürüyün durun diyorum yani. Fındık ezmeli çikolata bence güzel bir şey. Hani lokalleştirme konu bence muhteşem. Bir de şimdi ona bir coğrafi işaret de alırlar. Ondan sonra evet, patente de başvurmuşlar. Evet, legal olacaktır. Ondan sonra yani daha bilinen bir şey olacak. Tabii ki bu yoğurt, döner mesela bunlar bizim dünyaya yaydığımız markalar aslında. Yani isim olarak da yaydığımız markalar. Ama tabii mühim olan tabii onları biraz daha böyle arkasında duracak şekilde desteklemek. Yani bu işleri yapan insanları da desteklemek çok önemli. Yani o manada Trabzon'un yaptığı işin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ne üretirseniz üretin. Eğer satamıyorsanız hiçbir esprisi yok. Yani şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu çok hoşuma giden bir şeydir Deniz. Tavuk bile yumurtladıktan sonra kıyameti kopartıyor. Yani bak yumurtamı yaptım falan diye. Yani eğer siz bir şey yapıp da kıyameti kopartamıyorsanız sizi dünyada kimse duymaz. Avrupa'da kimse duymaz. Ona özellikle söyleyeyim. Peki güzel bir Karadeniz çikolatası tadında bulacak mı Çaykur Rizespor Trabzon maçı? Genellikle öyle oluyor. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani Çaykur Rizespor'la Trabzonspor arasındaki maçlar Trabzon'da da olsa, Didi'de de olsa, yani Didi stadında da olsa aynı şey. Yani Çaykur Rize ile olan mücadeleler gerçekten de ciddi keyif veren oyunlar oluyor. Karadeniz derbisi denilen derbilere yakışır bir oyun oluyor, bize sunuyor. Öyle söylüyorum. İnşallah bu da öyle olur. Gerçi son maçlarda iki takımın da biraz morali bozuk. Trabzonspor'un iki maç arka arkaya kaybetmesi, Sivas'ta Çaykur Rize'nin mağlup olması ama öncesinde iki maç kazanması. Yani bunlar maçın bize
vaat ettiği güzellikler diye düşünüyorum. Tabii ki Şenol Güneş için artık hani şöyle bir söz var Deniz, biliyorsun köprüden önceki son çıkış derler ya. Burası son çıkış çünkü kongre sürecine doğru gidiyor. Bu ne demek? Şöyle demek, eğer Trabzonspor bu maçta da bir olumsuz sonuçla karşılaşırsa birçok şeyin, birçok taşın yerinden oynayacağını söyleyebiliriz. Mesela? Yani yönetim, teknik ekip, futbolcular, yani birçok konu gerçekten de ciddi manada sıkıntıya girecektir diye düşünüyorum. Bu konuda mesela psikolojik üstünlüğe inanıyor musunuz siz böyle maçlarda bilmiyorum ama Çaykur Rizespor'un son iki maçtır Trabzon'da evinde kaybetmiyor olması, Trabzon'u eli boş gönderiyor olması da acaba bir artı olur mu bugünkü Çaykur Rizespor'a? Tabii şimdi Çaykur Rizespor şöyle planlıyor. Diyor ki yani benim Trabzonspor'a hani bir cümle var ya, yenilmek kolay, yenmek olay. Şimdi Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u yenmiş olması bir olay. Bu olayı gerçekleştirmek için oyuncular ekstra motive oluyorlar. Zaten şöyle bir teknik adamlarla konuştuğumuz zaman sen de mutlaka konuşuyorsundur. Onlar büyük maçları oynarken bizim ekstra yapacağımız bir motivasyon konuşmasına bile ihtiyaçları olmuyor. Bir psikolojik desteğe ihtiyaçları olmuyor. Zaten onlar böyle bir maçı kazandıklarında bu maçın ne anlama geldiğini bizden daha iyi biliyorlar diyor. Şimdi Çaykur Rizespor açısından baktığımızda her ne kadar Trabzonspor dalgalı bir seyirde izliyor olsa da yani netice itibariyle Trabzonspor'u ligin dört büyüğünden birini yenmek Çaykur Rizespor için bir hedef maç olarak ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Bu maçta da bu arada bu maçta diyorum Trabzonspor'da mesela baktığımda oyuncular nezdinde şimdi Uğurcan'ı ayrı bir kefeye koyarım her zaman. O amiral kaptan ama mesela Banza 7 golün 6'sını Banza kaydetti. Banza olmasa ne olacakmış diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim mi Deniz, yani ben biraz hani kitabın ortasından konuşayım istersen. Trabzonspor'da şu anda 3,5 oyuncuyla oynuyor Trabzonspor. Hı hı. 3,5 oyuncuyla. Bu ne demek? Şöyle açıyorum şimdi. 1 Uğurcan, 2 Mendy, 3 Simon Banza ve buçuğumda Visca. Yani hı hı. O da yaşına bağlı olarak işte zaman zaman oyun içerisinde kopukluklar yaşıyor. Bunların dışında oyuna katkı olarak çok yüksek değer üreten oyuncu bulamıyoruz. İşte neden bulamıyoruz? Mesela Vakame iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Bir oynuyor, bir oynamıyor. Bir sakat 15 dakika oynuyor, 45 dakika oynuyor. Yani ben Trabzonspor'un 3,5 oyuncuyla oynadığını düşünenlerdenim. 3,5 oyuncuyla da bu kadar oluyor. Yani daha fazlası olmuyor. Yani transfer sezonunda oyuncuların birbirlerine benzer şekilde oyuncu transferleri yapılması bence en büyük hata. Okay, Ozan, Lundström. Alın, üçü de birbirine aynı. Ağır, temposu yüksek olmayan oyuncular bunlar. Bunlardan farklı Mendy, o da stoper oynuyor. Yani böyle bakıyoruz. Dolayısıyla Simon Banza, bugünkü modern futbolun istediği tipte bir oyuncu. Yani çabukluğu var, savunma arasına koşular yapabiliyor. Ama ona top üretecek oyuncuyu bulamıyorsunuz. Pas üretecek oyuncuyu bulamıyorsunuz. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu durumundan, bu durumuna ya da daha doğrusu bu durumda olması diyeyim hadi, bu durumundan fırsat çıkarmak demeyelim de takımlar çıkartıyorlar. Bu durumda olmasının nedeni tamamen transferle ilgili bir durum. Bu transferler yanlış. İşte zaten onun için söylüyorum, eğer bir olumsuzluk daha olursa bazı taşlar yerinden oynayacak. Onu özellikle söylemek lazım. Hı hı. Yani şunu da söyleyeyim. Hani madem bu kadar derin konuştuk onu da söyleyelim. Yani 3 tane birbirine benzeyen orta saha almak yerine 7 milyon euro verdiğiniz işte Onaçu'ya 3 daha verip alsaydınız ve ikisini almasaydınız o oyunculardan bugün çok daha mutlu bir Trabzonspor hem taraftar hem camiası olacaktı. Yani bunlar tabii hani geçmişe dönük işler ama netice itibariyle yaşanan süreçler diye söyleyebilirim. Peki sevgili Haldun Umaç, şu anda saatlerimiz 13.41'i gösteriyor. 47'de çıkacağız. 6 dakikamız var. Tamam. 6 dakikada çok güzel tur yapalım. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Yapalım, soru cevapla. Yapalım hemen. Galatasaray tamam. Tottenham maçında Icardi sakatlandı. Icardi'nin yokluğu Galatasaray için büyük bir eksi mi? Büyük bir eksi, ancak şunu da yanına yazmamız lazım. İşte büyük takımlar planlamalarını yaparken böyle yapmak durumundalar. Yani planlamadan kastım şu. Icardi yok,
ama arkada iki tane Osimhen ve Batshuayi gibi santrofor var. Yani sizin o Icardi'nin yokluğunu kapatabilecek iki oyuncunuz var. İşte herkes söylüyordu, neden üç tane santrofor diye. Bakın gördünüz. Bunun benzer örneğini Fenerbahçe'de gördük. Osterwold sakatlandı. Levent Mercan'ı dışarıya bıraktı. Hoca istemiyor zaten. Bugün geldiğiniz noktada bakın kimleri oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Ters ayakla Mert Müldür'ü sol bekte oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu doğru planlamanın bir ürünü. Tabii ki geçmiş olsun Icardi'ye. Onu izlemek de bir keyif. Onu da söylemek lazım. İnşallah daha sağlıklı bir şekilde döner. Osimhen Galatasaray'ın olmalı. Ne düşünüyorsunuz? Ya bu konuda şunu söyleyeceğim. İbrahim Hatipoğlu'nun sözlerini de katılıyorum. Yani kim istemez diyor Osimhen'i transfer etmek ama kolay bir iş değil diyor. Çünkü şöyle bir şey, bugün Galatasaray'ın kapısını çalan birisi olsa Osimhen'in fiyatı 81 milyon euro. 75'i Napoli'ye, 6'sı Galatasaray'a. Yarın bu futbolunu devam ettirdiği sürece de, yani bu süreç devam edince de yine eski parasına, yani 100 milyon euroya dönecek. Kolay bir transfer değil ama Galatasaray Icardi konusunu gündeme getirdiğinde de o da kolay bir transfer değildi. Bazen sevgi, bazen işte o sahiplenme, ait olma duygusu bazen bazı şeyleri değiştirebiliyor. Hızlı hızlı devam ediyorum. Hatipoğlu demişken bu hafta çok böyle bayağı bir polemik oldu. Yabancı bir hakem tarafından pozisyonlar konuşulmalı mı, tartışılmalı mı, herkesle paylaşılmalı mı, ekranlara gelmeli mi? Şunu söyleyeceğim, bunun bize ne faydası var onu tartışmak lazım. Yani ben o bunu söyledi, bu onu söyledi, o ona felaket cevap verdi, bu buna ben burada değilim. Bunun bize ne faydası var? Yani eğer işte birisinin hakkı yenildiğine ilişkin o iki hakem karar verirse geriye dönüp puanları geri mi alacak bu kulüpler? Yani böyle bir şey söz konusu olmayacak. Bir de biz artık maça değil tamamen pozisyonlara odaklı bir hale gelmiş olacağız. Yani Türk futbolu dediğimiz şey maçlardan değil pozisyonlardan ibaret bir hal alacak gibi hissediyorum ben. Yanılıyor muyum? Yani bu televizyonculuk açısından çok avantajlı. İzleyiciler kitlenecek. Çok fazla görüntülenme, çok fazla tık, çok fazla ama yani anlamından, bağlamından tamamen kopmuş olmayacak mıyız? İçeriğini boşaltmayacak mıyız? Doğru. Ben kazanımın ne olduğuna bakıyorum. Yani buradan biz ne kazanacağız? Ne kazanacağız? Hiçbir şey kazanmayacağız. Sadece polemikleri biraz daha arttırmış olacağız. Ben onun için hani ben bundan yana değilim. O söyledi, bu söyledi meselesi değil. Ama sonuç itibariyle size dönüşü olmayan bir şeyin mücadelesini vermenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ya bir de ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Bence Türk hakemlerinin de itibarını zedeleyebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani ya biz kendimize güvenmiyoruz ya da yabancı bir hakemin gelip ya ayrı tarafları olabilir, olumlu tarafları olabilir. Yine söylüyorum televizyonculuk ve içerik açısından muhteşem bir şey olabilir. Çok güzel bir fikir ama bilmiyorum. Bir şeyler yaparken bize dair bir şeylerin de bozulmasına karşıyım ben. Peki Tottenham dedim bu arada. Premier Lig'e dönelim. Premier Lig ekipleriyle Mourinho'nun adı sürekli geçiyor. Çok gündeme getirmek istemiyorum ama Guardian'da olduğu için haliyle bir kez daha gündeme geldi. Mourinho gider mi gerçekten? Yani bizim Mourinho kariyerine, geçmişine baktığımızda Deniz, Mourinho'nun öyle ben gidiyorum bir başka yere dediğini hiç görmedik. Eğer siz gönderirseniz, tazminatını da verirseniz öyle gider. Yoksa gitmez. Zaten Everton'ın iki buçuk hafta önce bir teklifi oldu. Hatta işte istediğin parayı yaz, o paraya gel dediklerinde de biliyorsun dedi ki ben işte oradan kaynaklandı olay. Ben küme düşme hattında olan bir takıma gitmem dedi. Yani ben genellikle zirveye oynayan takımlara kazanır kaybeder ayrı konu giderim dedi. Yani ben böyle gideceğini hiç düşünmüyorum. Ancak bu ayrılık bir karşılıklı anlaşmayla vedalaşmaya dönüşebilir. Ben şu anda böyle bir durumun olduğunu düşünenlerden değilim. Peki. Kısa kısa vermeye çalışıyorum muhteşem cevapları. Muhteşem. Bence çok, çok tatlı oldu. Bundan sonra sohbetimizin sonuna mutlaka bunları ekleyelim. Size ve ailenize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Çok teşekkür ederim sana ve izleyicilerimize de. Tabii reji ekibimize de bazen kızıyorlar. Fındıkları bende ama gelip getiremedim bir türlü, tamam. Nasıl biliyor diyor Aslı. Çok çok teşekkürler sevgili Aydın Umay. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.